Ne? Bugün ana sınıfı öğrencileri gecikmiş ve Gökalp bir mektup yazıyor ana sınıf öğrencilerine ve devam edecek. Okuyabilir miyim Gökalp mektubunu? Tamam, Anne, bitir ondan sonra şimdi okuyalım. video çekmeni ısırır mısın mı? Evet. Bitirince Bitir. çekersin. Tamam, bitirince çekelim o zaman. Devam ederiz bitirince. Bitti mi anneciğim? Bitecek, az kalmış. Ben yazını okuyabilir miyim o arada? Tamam, ben o zaman yazını okuyayım. Gökalp bugün ana sınıfından ana sınıfı D şubesi öğrencisine bunu ben söyledim, D sınıf öğrencisi olduğunu. Ben de senin yaşlarındaydım. Ben de senin yaşlarındaydım. Önce biraz korktum ama zamanla alıştım. Sen de benim gibi birinci sınıf olacaksın. Orada çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Onunla çok iyi anlaşırdık. Ana sınıfında, değil mi? Kimdi o arkadaşın? Ana sınıfındaki en iyi Zeyt Efe. arkadaşın Zeyt Efe'ydi. Çok güzel yazmışsın anneciğim. Bunu bir ana sınıfındaki bir arkadaşına vereceksin, değil mi? Kardeşine vereceksin. Ona da babası okuyacakmış ya da annesi okuyacakmış. Ya da Ya öğretmenim. da öğretmeni okuyacakmış. Gökalp de oradaki bir arkadaşı kardeşine mektup yazdı. Bugünkü ödevimiz buydu. Ben de senin yaşlarındaydım. Önce biraz korktum ama zamanla alıştım. Sen de benim gibi birinci sınıf olacaksın. Orada, yani ana sınıfında demek istiyor. Çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. O Sait Efe'ydi. Onunla çok iyi anlaşırdık. Ana sınıfını özlüyor musun Gökhan? Ana sınıfındaki öğretmenini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Seviyor musun öğretmenini? Seviyorum. Arada bir arıyoruz, değil mi biz? Evet. Öğretmenimizi. Arada bir arıyoruz. Yarın mesaj çekiyoruz. Öğretmenimiz Gökalp'in okuma yazıp yazmadığını sordu. Bize ona videosunu gönderdik. Ana sınıfındaki arkadaşları biraz uzak taşındığımız için ama Sait Efe ile görüşeceğiz yine, değil mi? Evet. Anne ne zaman görüşeceğiz? En yakın zamanda. İşte resmimizi de tamamladık. Bitti mi anneciğim? İşte resmini de tamamladık. Göster bakalım, elini al. Göster. Oku bakalım sen. İndir birazcık. İndirdim işte, ne Hayır, yapayım? oku oku. Oku bakalım. Ana sınıfı D şubesi öğrencisine. Ben de senin yaşadık üzerine yaşadım. Önce biraz korktum ama zamanla alıştım. Sen de benim gibi İki sınıf olacaksın. Anne Hadi görüşürüz. bakalım. Benim gibi birinci sınıf olacaksın. Orada çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Onunla çok iyi anlaşırdık. İşte evet, Gökdeniz Gök abi. Bu da mektubu.